Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Şöyle bir ayarlayayım. Arkadaşlar bugün bir arkadaşımla konuştum. Daha doğrusu bir arkadaşımın yanına gittim geldim. O ille dedi ki abla otur çay içelim çay içelim. Onun yanına gittim, orada iki bardak çay içtim. Gönlünüze gelmesin, köfte yoğurmuştu, bir tabak koydu önüme, yemeyeceğim dedim. Yok ille ye dedi, çocukları köfte istemiş, onlara yapmış. Ben de üstüne gidince bana da şey yaptı, turşuyla falan çıkarttı. Eline sağlık, teşekkür ederim kendisine. Videolarımızı da izliyor zaten. Ondan sonra bir arkadaşımla konuştum, onunla işte yemekten laf açıldı. O da yeni telefon aldı, onun ayarlamasını yapıyor. Ondan konuştum, ondan sonra o işte yemekleri ocağa koydum dedim. Ben de ne pişirdin dedim. Sulu köfte pişirdim dedi. Sulu köfte hangisi dedim. Bir tane daha var ya, hani böyle şeyle falan yapıyor, bulgurla falan. Öyle değil mi? Sulu köfte etle yapıyor yani, kıymayla. Ondan sonra şey yapıyor. Ne onun adı? Havuçla, patatesle yapmış. Ben de onun gibi ama değişik yapacağım ben de. Arkadaşlar bu boğazımdan geçmiyor benim. Ne yapsam geçer? Bir bildiğiniz var mı? Şöyle bunu bir haşladım ilk önce. Bu işte boğazımdaki gıcık geçmiyor. Neyden geçer bilmiyorum onu da. Bir türlü böyle konuşurken lafım yarım kalıyor. Hemen kesiliyor. Salçaya bakın hani, bu şey mi, yedek gibi mi salça? Normal salça. Ben beğenmemiş olsam zaten salçayı kasede sulandırırım, öyle dökerim. Hani çok
olmuş olsa. Ben içine domates salçası da karıştırdığım için gayet bana göre iyi salçada olması gereken bu zaten. Böyle olmuş salça dediğim gibi. Karabiberini de atalım. Karabiber de kokusunu alıyor, etin kokusunu alıyor hani. Soğan da var içinde, kokusunu bayağı alır. Kimyon koymayacağım, biraz daha su ekleyeceğim arkadaşlar. Cücükleri göstereceğim. Hepsi sıra sıra çıkmışlar yukarıya, şey tahtaya. Şeyin duvarın kenarını, dibini eşim tahtayla çevirdi ya, çit gibi. Oraya çıkmışlar, orada oturmuşlar. İnmezlerse şimdi onları göstereceğim size. Arkadaşlar bu suyu az mı oldu bilmiyorum ama biraz daha herhalde su ekler miyim bunu. Ağzını kapatalım. Bu yavaş yavaş pişsin. Biri burada arkadaşlar. Dün bundan bir kavga ettim bu tavukla. Mustafa gözüne çapak girmiş. Hastaneye gitti. Gözündeki çapağı çıkartmak için formeni çıkartmaya çalışmış ama çıkartamamış. Sonra ben dedim ki ne yazık dedim. Bu da dedim yavrularla dışarıda kaldı. Kanatlarının altına almaya çalışıyor, şey yapıyor. Kutuyu indirdim, yan yatırdım. Şöyle cücüklerin biraz girdi, biraz girmedi. Onlar da dedim alayım yatayım yatayım. Ay bir elimi kekmez mi? Bir de üstüme saldırıyor. Ben vurdum ayağımla depine, şöyle vurdum ileriye gittim. Üstüme hücum ediyor. Derken neyse öyle bıraktı. Yani daha devam etse, ben devam etsem gene de devam edecek yani. Sonra biri bizim kapının önüne ekmek koymuş. Şöyle biraz küflenmiş, dışarıya kumun üstüne koymuşlar. Ara ara böyle koyuyorlar. Dün de bezelye işte toplamıştık ya arkadaşlar. Şöyle böcükleri var da. Bezelye toplamıştık, onları temizledim dün. Poşetledim, dolaba koydum. Şalvarlıklarım vardı. Onları yıkadım. Onlara götürüp diktireceğim. Şurada Fikriye abla var bir tane. Ona söyledim. O dedi ki ne getir ben biçerim dedi. Ona götüreceğim. Şöyle 3 tane arkadaşlar. Biri şöyle, biri şöyle, biri şöyle. Eşime al dediydim. O dedi ki ne git kafana göre al dedi. Nasıl alacaksan dedi. Bunun için aldım. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Şöyle mavili 4 tane bunları diktireceğim, yazın iyi oluyor. Bunlar da bunlar şuraya dizilmişler arkadaşlar. Şöyle şuraya dizilmişlerdi sıra sıra. Sonra indiler aşağıya. Beni görünce. Şöyle atayım ben. Acıktınız mı? Size yem de vermedik herhalde. Yumurta da karşıda. Küçük yumurtayı şey yapmışlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yumurta orada. Şöyle güllerimiz güzel güzel açtılar. Şöyle incir
bayağı büyüdü. Güller açtılar. Açanların şey olunca, solunca, yaprakları dökülünce şu yapraklarının şeylerini, topaklarını kopartıp kopartıp atıyorum, yoksa açmıyor. Şurada var birkaç tane. Şimdi birine verecekmiş. Eşim asmayı büyüttü. Birine verecek. Zeytinimiz, asmamız. Birazını topladım, biraz daha duruyor. Onları da toplayacağım. İnşallah dudağım iyileşirse onları da toplayacağım. Dudağımın ağrısından hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne alemdesiniz? Oralara falan yumurtladınız mı? Bazen şuraya hemen kenara bırakıveriyorlar. Gülün dibine. İçeride de var. Herhalde onlar gelince Mustafa alır şimdi. Orada küçük yumurta da var. Şunlara bak. Ana işte ya. Ana. Her türlü yavrularını kanadının altına hemen alıveriyor. Şuna bak. Dağıtmış bile ne hemen. Seni sevmiyorum. Gıcık kaptım senden. Sen bana saldırdın. Araba vardı, götürmüşler onu. Bazen bizim buraya koyuyorlar, bazen şuraya koyuyorlar. Şimdi şurada var. İki tane herhalde. İki tane mi, bir tane mi? Üç harflerde çalışan kadının şeyi de var, arabası da var. O da oraya koyuyor. Karşı fırın. Bizim evin önü otobana bağlı olduğu için arkadaşlar, bura işlek bir yer. Karşıda da var bir tane üç harfli. Arkamızda da var bir tane. Bol yani buralarda. Çok. Yine de satış yapıyorlar. Yeni dünya da şey yapmış ama şöyle şuralarında falan var ama biraz kızarıklık sararmış. Şurada şeftalimiz arkadaşlar, inşallah tutar. Üstünde şey var. Buradaki sineklere bakın, hele bir sürü sinek var burada. Arka taraf öyle asmalarımız. Şöyle eski haline getirelim. Asmalara yaprak ya, boguya şey varmış, hastalık geliyor hemen. Afrika tozu mu varmış, ne varmış, o geliyormuş, ondan böyle hastalık yapıyor, yırtık yırtık oluyor yapraklar şöyle. Uçlarında filizlerindekini alabildiğini aldın, alamadığını gidiyor. Arka taraftakileri toplayacağım, alacağım hepsini, bidona basacağım, bir bidon annem gide, geri kalan da bana. Biz sarmayı falan çok seviyoruz biliyorsunuz. Vurmadı. Hasan, pilav bile soğumuş. Arkadaşlar, patatesi
yemeğimiz bugünlük böyle haşlama gibi. Ne gibi yaptım işte. Haşlama değil, salçalısını yaptım sadece. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.